Bir araç düşünün. Benzerlerinden daha uzun, daha güçlü, daha konforlu, daha ferah, daha güvenli. Ve şimdi bu aracın size tahsis edildiğini düşünmeyin. Bilin, Lady Tourism açıldı. Almanya Mercedes fabrikalarında özel olarak üretilen Vito'larda 8 kişilik yolcu kapasitesiyle şimdilik Balıkesir, Edremit, Altınoluk ve Adnan Menderes Havaalanı ulaşım hattıyla Lady Tourism telefon 0549 600 0354. Balıkesir Hareket Noktası Otel İnanöz karşısında ve Adnan Menderes Edremit Caddesi numara 38'de. 1 Eylül itibariyle sezon başladı, öyle değil mi? Evet, öyledir. Siz de hazırlıklarınızı yaptınız. Bu balıklar size nereden geliyor tam olarak? Şu anda bizim buraya %90 Marmara'dan. Evet, Gemlik, Bursa, Budanya, buralardan geliyor. Peki balıklarımızı sayarsak ne söyleyebilirsiniz? Ne var elinizde şu an? Şu anda sayamayacağımız balıklar var. Barbun, palamut, sardalya, hamsi, tavuk balığı, mezgit, kupes, uskumru, kalamar, karades, kaya levreği, minegop, çıplar levrek, somon. Yani bütün... O zaman yok diyebilir miyiz tabii, biz şu an? Tabii. Biz de öyle yani. Evet. Şu anda fiyatlar çok normal. Neler mesela? Çok. Bundan 10 yıl önce sardalya 5 liraydı. Hala 5 lira. Yani deniz bizim vermiş olduğu ürünlerde pek bir sıkıntı olmadığı için. Hamsi 7 lira, 1,5 lira. İstanbul'da 15 lira aynı hamsi. En pahalı hangisi? Ya en pahalı balık şimdi burada yok diyebilirim ama en pahalı 20 liralık bir balıktır. Hangisi, somon mu? Lebrek, somon. Onlar daha pahalı. Barbun 20 lira. Barbun 20 lira mı? Evet. Evet. Peki en çok ne satıyorsunuz? Şu anda sardalya. Sardalya 5 lira olan sardalya, evet. Çok gidiyor. Şu anda mevsim olduğu için evet. En yoğun, en çok giden balık sardalya. Bize biraz tanıtabilir misin? Vallahi burada çupra, levrek, sardalya, hamsi şu anda mevsimlik balık olarak bunlar geliyor. Peki, fiyatlarını sayarsak çıpradan başlayalım mesela. Vallahi 15 milyon, 20 milyon denizler gidiyor. Evet. Çiftlik değil bizdekiler, hepsi deniz geliyor. Nereden geliyor bu arada, böldüm ama? Şu anda Çanakkale, Dikili, Çeşme, Ayvalık, Bandırma, Bursa, her yerden denizimizin dört yanında her yerden bize balık geliyor yani. Peki vatandaşlar fiyatları nasıl buluyorlar? Vallahi, sezon yeni açıldı bu arada değil mi? Şu anda balıkçılık pek yok. Yok mu? Yani sardalya, hamsi'den başka öbürkü büyük balıklarda yükselme var. Bunlar da çok çıkmıyor, yani çıkmıyor, öyle? Çıkmıyor denize işte. Şu anda sürekli olarak bunlar olduğu için üretimi onlar daha şu anda uygun gidiyor. Hamsi, savit, sardalya. Onlar sardalya her zaman uygun bir fiyatta yani. Evet. Yani şimdi tabii 4 kişilik bir aileyi düşünsek en ucuzundan bir çupralsı 10 liradan 40 lira yapacak değil yani mi? Yani şu anda 3 tane çupra şu anda 30 milyon geliyor. Bir gariban alamaz onu. Tabii. Ama sardalyadan bir kere aldı mı 2-3 kişi rahat doyar. Balığın yanına en iyi ne gider? Salata. Marul salatası da olur, domates salatası da olur, ekşili. Roka'yı pek yani onu ben kahvaltılarda daha çok kullanırım da roka domates, marul salatasıyla dereotlu soğan, taze soğanlı marul salatası ya da soğanlı çoban salata gibi. Evet, daha çok da sardalyayı tercih ediyorsunuz. Yok, her hangisi olursa şimdi yeni çıktığı için. Onu bayağı seviyorsunuz. Vallahi severim, evet. Hepsini yerim genelde. Izgara evet. Olacak çeşitli genelde yaparım. Izgarayı nasıl yapıyorsunuz peki, bu sarıyorlar yok. Galiba. Yok öyle değil de işte fırın tepsisinin içerisinde. Yine. Fırın tepsisinin içerisinde. Buradan duman dışarı çıkacak, kokacak diye ateş yakma imkanımız yok. Fırın tepsisinin içinde biraz yağlanırsa yumuşatıyor da daha güzel oluyor. Evet. Taze mi balıklarınız, nasıl? Evet, günlüktür. Kimse yoğurdum ekşi demez kesin mi? Bak, ha? Kesinlikle. Taze. O zaman bana balığın taze olduğunu nasıl göstereceksin? Şimdi orada bir bak, arkadaşım gösterdi bana örnek olarak. Senden de dinleyelim. Şimdi bak örnek olarak balığın gözlerine bakabilirsin. Bir de kulaklarının. Tamam. Kırmızı olması lazım. Ha, evet, o fix. Onu bize söylediler. Kırmızı olması. Evet, bakalım. Kulaklar kırmızı. Evet. Başka evet. Göz dedin galiba farklı evet. Olarak. Evet. Ne olmalı gözünde? Gözleri bak, dumanlı olmayacak. Gözleri dumanlı olmayacak, çökük olmayacak içerisine. Evet. Bunun için tazeli garanti olan. Zaten balık tuttuğun zaman böyle başı dik duracak. Yamulmayacak. Anladın mı? Balıklar yamulmayacak. Neler var? Şimdi sardalya balığımız var. Hı hı. En lezzetli olarak mevsim balığı. Mevsim olduğu evet. için değil mi? Evet. Başka? Evet. Sardalyamız var. Onun arkasından palamut balığı var. Hı hı. Şimdi bu biterse o gelecek. Hamsi var. Çupra levrek var. Ama genellikle şu anda sardalya mevsimi. Kırmızı ne?
Barbun balığı var. Ha, barbun balığı. Evet. Satışı nasıl onun? Şimdi onun satışı güzel de mevsimine göre. O Ekim, daha Kasım ayı. Evet, Ekim, Kasım ayında gelir. Şu anda sardalya mevsimi. Bu bitti mi palamut bala gelecek arkasından inşallah. Peki fiyatlar nasıl? Fiyatlarımız iyi. Sardalya balı 5 lira satıyoruz. Palamutlar 10 lira. 8 lira. Evet. Hamsimiz var da onlar daha birazcık daha mevsimi var yani. Peki şimdi yeni artık sezon yeni başladı. Evet. İlerleyen zamanlarda fiyatlar nasıl olur? Nasıl şimdi, öngörüyorsunuz? Vallahi şimdi hiç kimse bilemez bunu, tahmin edemez. Hadi bilirsiniz siz geçen seneye kıyasla. Ama geçen sene palamut boldu ama bu sene pek tahmin etmiyorum. Değil mi? Evet. Peki size nereden geliyor balıklar? Size Bandırma'dan gelir genellikle. Evet, mesela Marmara'dan. Marmara'dan daha çok evet, değil mi? Evet, Marmara. Biz şimdi çalışıyoruz. Oranın balığı lezzetli olduğu için Marmara çalışıyoruz yani. Başka yerden pek müşteri temin etmediği için gitmiyoruz.